Ey aziz milletimin kıymetli evladı, sana diyorum ki ahlakla maneviyat bayrağı neredeyse onun altına koş. Sana diyorum ki adil düzen bayrağı neredeyse onun altına koş. Milletimiz yeni bir dünya kurmak mecburiyetindedir. Çünkü bugünkü kurulmuş olan dünya bir ifsat dünyasıdır. Bu dünyayı ifsat yerine, islah üzerine, saadet üzerine kurmak için kim yeni bir dünya kuracağım diyorsa biz oradayız, orada olacağız. Bütün insanların saadetini istemek bizim insanlık görevimizdir. Bu sebepten dolayıdır ki bu zulümlere müsaade edemeyiz. Adil bir düzen kuracağız. Türkiye'de bütün insanlığa da saadeti getireceğiz. Milli görüş bu ülkenin tabii çözümüdür. Tabii iktidarıdır. Kendisidir, aslıdır. Bunun dışında hiçbir şey tutunamaz. Boşuna uğraşıyorsunuz. Boşuna, boşuna, boşuna. Hiç başka çare yok. Mesele çok basit. Bak açıkça söylüyorum. Getireceksiniz, anahtarları teslim edeceksiniz. Hiç çaresi yok. Yapamazsınız. Biz tarihimiz boyunca bu felaketlerden hep milli görüşle kurtulduk. İspat mı istiyorsun? İşte Malazgirt. Biz 40 bin kişilik Sultan Abbas'ın ordusuyla 240 bin kişilik Romendi Hoca'nın ordusunu yenerken silahımızla yenmedik. Maddi gücümüz fazla olduğu için yenmedik. İman ile, milli görüşle, demin söylediğim gibi şehidi şehit yapan mana ile yendik. Buna milli görüş derler. Milli görüşle yendik. Biz İstanbul'u milli görüşle fethettik. Biz Çanakkale'de milli görüşle zafer kazandık. Biz Niğde'ye milli görüşle gittik. Viyana'yı milli görüşle kuşattık. İstiklal Savaşı'mızı milli görüşle yaptık. Şimdi gelmişler, bunlar adeta boğazımı sıkıyorlar. Gene bu sakan elleri kopartacağız, atacağız. Yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız. Yeni bir dünya kuracağız Allah'ın izniyle. Göreyim seni. Bak ben 40 yıldır konuşuyorum. Bir ricam var büyük kalabalıklardan. Nedir o ricam? Yahu ey milyonlar, Allah aşkına ne olursun bir defa benim ne demek istediğimi şu Siyonizm'den önce siz anlayın. Yahu siz anlayın. Hep geri kalıyorsunuz. O benim ne dediğimi anlıyor, tedbirini alıyor. Sen sonradan aklın başına geliyor. Sadece dizini dövüyorsun. Bakıyorsun ki iş işten geçmiş. Bir defa da ondan önce sen anla benim ne dediğimi. Bu açıklamalar onun için yapıyor. Amerika'nın yerine ben öleceğim. Irak'ı bir an evvel Büyük İsrail'e katalım diye çalışıyor. Kıbrıs'ı Yunan'a vereceğim diye çalışıyor. Suriye bir an evvel aynı şekilde yumuşak dokuma olarak yutulmalı diye çalışıyor. Dış mihraklara hizmet ediliyor. Ve demin saydığım bütün maddeler münasebetle de ikinci sevr hazırlığı yapılıyor. Şimdi söyleyeceğim söze dikkat buyurun. Bütün bunlar nedir? Dış politika, iç politika vesaire bütün bunların sonucunda ne yazık ki uyansınlar diye söylemeye mecbur olduğum için söylüyorum. Bir baba evladına bazen der ki evladım sen bir türlü bir baltaya sap olamadın. Şimdi bu AKP'li yöneticiler milli görüşün Refah Partisi'nin içindeyken bundan şikayet ettiler. Efendim biz bu toplulukta baltaya sap olamıyoruz. Bize bir baltaya sap muamelesi yapılmıyor dediler. Ondan sonra milli görüşten ayrıldılar. İlle bir baltaya sap olacağız, bir baltaya sap olacağız dediler. Dediler de ne oldu? Bak meşhur atasözü vardır. Bir ağacı sapı o ağacın dalından yapılan baltayla keserler. Bunun manası ne demek? Uyansın diye söylüyorum. Abdullah gitmiş, İsrail baltasına sap olmuş.
Ben baltaya sap olmak istiyordum ya, muradıma erdim diyor. Tayyip gitmiş, dış mihrakların baltasına, Sevr baltasına sap olmuş. İşte baltaya sap oldum diyor. Bunun övünecek nesi var? Dikkat ediniz, bunlar milli görüşçülerden seçilmişlerdir. O ağacın kendi dalından kesilmiş, maksat ağacın kesilmesidir, yıkılmasıdır maazallah. Baltaya sap olmak demek bu demek değildir. Yanlış anlamışlar başka şeyler gibi. Baltaya sap olmak, yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için çalışmak demektir. Yeni bir dünya kurmak için çalışmak demektir. Yaşanabilir bir Türkiye kurmak için çalışmak demektir. Onun için milli görüşçü olmadan baltaya sap olunmaz. Olursun ama İsrail baltasına sap olursun ve Sevr baltasına sap olursun. Uyanın, uyanın, uyanın. Çünkü bu attığınız adımlar bir müddet sonra telafisi kabil olmayacak sonuçlar ortaya çıkartır, Allah muhafaza buyursun. İlk meşaleyi o yakmıştı ve tarih Mücahit Erbakan olarak kaydetmişti zihinlere şanını. Senden öğrendik hocam, Siyonizm belalarını ve nasıl karşı koyacağımızı. Sen anlatmıştın bize yalan söyleyen tarih müşveddesinin aslını, aykırmıştın dünyaya. Derdi, derdimizdi hocam. Ben şimdi 40 sene sonra niye bu olayı hatırlıyorum? Çünkü şimdi Bush'a söylenecek söz, bu da onun için. Ne olacak? Mesele basit. Geberecek. Neden? İster Bağdat'ı bombala, ister Afganistan'ı bombala, ister Keşmir'i, ister Filistin'i. Bu bombalar senin kanserine merhem olmaz arkadaş. Firavunluğu bırakacaksın, hakkı üstün tutan medeniyete döneceksin. Adil düzene döneceksin, başka çaresi yok. Masumların yanında olduğumuzu, zalimleri lanetleyeceğimizi ve icabında bu durumları durdurmak için bütün gücümüzle çalışacağımızı ilan ediyoruz. Bu bizim her şeyden önce insanlık vazifemiz. Ama Allah'a şükürler olsun, kudret kuvvet sahibi Amerika değil, Cenab-ı Allah'tır. At şu imefeyi, kov şunu, benim Kıbrıs meselem değil meselem yoktur de, Avrupa Birliği'ne ben girecek değilim, onlar bana gelsinler de. Adam ol, adam! Neymiş bu? Avrupa Birliği'ne girecekmiş. Avrupa Birliği dediğin ne senin be? Ne aile kalmış, ne çocuk kalmış. Uyuşturucu, içki, her türlü felaket çökmüş, çürümüş. Sen hangi inancın evladısın? Hangi tarihin çocuğusun? Neyi bırakıp nereye gidiyorsun? Deli misin be, deli misin? Şahsım başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendi. Aldatıldı. Yaşadığımız pek çok olayın şifresi 15 Temmuz'da en vasat zihinlerin bile anlayabileceği şekilde çözülmüş, eskilerin deyimiyle takke düşmüş, kel görülmüştür. Geldiğimiz noktada eskiden şunu dedik, bunu söyledik demenin anlamı ve gereği yoktur. Bundan sonra önümüze bakma zamanıdır. 15 Temmuz'u devlet ve millet olarak bir milat haline dönüştüremezsek yazıklar olsun bize. Her şeye rağmen bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökememiş olmanın üzüntüsü içindeyim.
Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin. Bugünkü halimizi tespit ediyorum. Şimdi yolda giderken bir hasta insan düşmüş, ilaç bekliyor. Bizim alimimiz, Müslüman alimimiz bu hastanın başına geliyor. Buna hemen bir ilaç verip iyi yapması lazım. Böyle yapmıyor. Ya ne diyor? Şu karşıda bir eczane var ya, o eczanede bu hastalığı iyi yapacak ilaçların temel müessir maddeleri vardır diyor. E varsa ne olacak? Varsa ne olacak? Hasta burada ölüyor be mübarek. Sen buradan trafik memuru gibi karşıdaki eczaneyi gösteriyorsun. Yani ayet ve hadisleri okuyor ama bugünün ihtiyacını karşılayacak şekilde o ayetten, o hadisten lüzumlu ilacı yapmamış. İşte bunun için insanlık ızdırabını çekiyor. E ne olacak? O alim önce doktor olacak. Hastanın hastalığını bilecek. Sonra eczacı olacak. Koşacak o ilacı yapacak. Hastayı iyi yapmak kolay. Sonra hasta bakıcı olacak. Hastanın ağzına kaşıkla ilacı verecek. Hasta ondan sonra ayağa kalkacak. Yoksa sen şurada hasta aşağı düşmüşken karşıdaki eczaneyi gösteriyorsun. Bu hasta böyle iyi olmaz. Bütün ilim adamlarımızı uyarmak için söylüyorum. Ne olacak? Bu milletin derdiyle dertlenin. Araştırmalarınızı bu insanların ızdıraplarına ilaç olacak şekilde yapın. Dünyaya inin, dünyaya. Çünkü insanlar ızdırap çekiyor. Birinci büyük eksiklik, noksanlık budur. Hayattan kopuk. Halbuki bunun için gelmemiş. Onların vazifesi bu. Onların vazifesi insanlara saadet, selamet getirmek. İkinci noksanlık da şudur. Ben bir kitap yazdım diyor ülemadan bizzat. İyi güzel. Ne oldu? Rafa koyduk. Kimseye o esnada bir faydası olmuyor ki. Neden? Bilmem efendim, işte Müslümanlıkta şura çok faydalıdır. İyi güzel de kardeşim, hangi devlet düzeninin neresinde senin bu söylediğin işe yarayacak? İşin bütününü düşünmemiş. Yani bugüne kadar ülemanın yaptığı iş neye benziyor biliyor musun? Şurada bir bina var, bir saray var. Önce bu saray nasıl yapılıyor? Bunun bir projesi var. Proje konuyor önüne. Sonra o projeye göre bir taslak var. Oradan projeye geçiliyor. O projeye göre bunun kapısı, pencere, bak burada ona göre kapı yapmış adam. Niye? Dışarıdan güzel, kendisine göre güzel gözüksün diye. Şimdi bizim ülemamız kapı yapıyor, ambara koyuyor. Bir gün saray yapılırsa bir yerinde işe yarar diyor. Merdiven yapıyor, ambara koyuyor. Pencere yapıyor, ambara koyuyor. Ambarlar dolmuş ama ortada içinde barınacağımız saray yok. Evin projesi yok. Arkadaş söyle bakalım, bir ekonomik düzen nasıl olacak? Bak hepimiz her gün fırına gidiyoruz. 300 lira veriyor. Halbuki biz o ekmeği 100 liraya almamız lazım. Çünkü ekmeğin asıl bedeli 100 lira. Her gün 300 lira veriyoruz. Nasıl olacak da bu ekmek 100 liraya inecek? Haberi yok. Çalışmamış. Projeyi düşünmemiş. İşte insanlık bundan dolayı ızdırap çekiyor. Onun için insanlığın çok büyük bir dönüm noktasındayız. Ne olacak? Önce bu proje hazırlanacak. Düzen, adil düzen. İnsanlara saadet getirecek düzen, söyle bakalım nasıl olacak? Bunun temel esasları ne olacak? Şunun bir avam projesini koy. Bu projeyi mükemmel hale getirelim. Sonra da o projeye göre malzemeleri, kapıları, pencereleri yapalım. Binayı kuralım. İnsanlar saadet, selamet görsün. Fakir fukaranın hepsinin duasını alalım. Hay Allah razı olsun, neredeydiniz siz şimdiye kadar ya? Biz 40 yıl ekmeği 300 liraya aldık, şimdi 100 liraya alıyoruz. Sebep olanlardan Allah razı olsun dedirtmektir marifet. Yoksa ambara pencere koyarak, kapı koyarak insanların derdine çare bulamayız. Üçüncü büyük noksanlık da bizim ilim adamlarımızın pek çoğu aslında ben gerçeğe bağlıyım diyorsa da hep bu batının tesiri altında kalmış. Düşünürken batıya göre düşünüyor. Sen böyle düşünürsen, bu hastalık sende varken sen gerçeği, hakkı bulamazsın.
Galaksi ne demek? Yıldızlar topluluğu. Şimdi bak ben burada duruyorum. Şu dünya beni çekiyor. Ama şu anda dünyanın beni çektiğimin farkında değilim. İşte bizim ilim adamları da böyle. Kendisini batı çekiyor. Kendindeki batının bu çekişini kendisi bilmiyor. Halbuki o batı galaksisinin içinde. Kendini önce batı galaksisinden kurtaracak. Batının çekim tesirinden kurtaracak ki hakkı bulsun. Sayın Erbakan, çok teşekkür ediyorum. Son bir cümleniz varsa buyurun, isterseniz seyircilerimize iletin. Sonra yayını kapatalım. Sahip talebemdir. Kendisini severim. Türkiye'yi daha çok sevdiğim için kendisini değiştireceğim ve kendisini faydalı işlerde kullanacağız.